30 yıldır var olan bir virüs ne oldu da şimdi önümüze çıktı? Covid-19'dan hemen sonra dünyada neler oluyor? Planları ne? What is monkeypox? Yeah, they should really call it squirrel pox. It does cause a bad disease in monkeys, but we think it actually comes from a variety of rodents that you find kind of across the rainforest band in Central Africa. And when it gets into humans, it causes a disease that would be similar to smallpox, which probably nobody remembers, or let's say similar to a very severe case of chickenpox. But in the worst cases, about 10% of the time, it can be fatal. And in those cases, it's going to get in and shut down the lungs. And it can also, in non-fatal cases, damage the cornea of the eye, resulting in permanent vision loss. Maymun çiçeği virüsü diye bir şey girdi hayatımıza bir anda. Tam da pandemiden sonra. Tam Covid-19 bitmiş derken, bir de bununla mı uğraşacağız? Evet, uğraşacağız. Çünkü dünya fazla kalabalık. Bunların hepsi bir oyun. Dünya nüfusunu azaltmaları gerek. Önce Afrika'da başladı. Yani 2 milyara yaklaşan nüfuslu Afrika'da. Pandemi de Çin'de başlamıştı hatırlarsanız. Çünkü dünya artık kalabalığı kaldıramıyor. Afrika'da başlayan bu virüs önce Amerika'ya ardından Avustralya'ya yayıldı. Virüsün adı maymun çiçeği. Ancak virüsün sadece maymunlarla bir ilgisi yok. Virüsün tropik hayvanlarda bir ilgisi var. İnsanlar da bulaştırabiliyor. Ve de bir insan sadece 6 kişiye bulaştırabiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi vaka sayıları güncel bir şekilde ekranda. Ancak tüm bunlar pandemiden sonra neden çıkıyor? Önce Çin Mars'a keşif aracı yolluyor. Ardından İngiltere Mars'a keşif aracı yollayacağını söylüyor. Ve de Amerika Mars'ta bir kapı benzeri bir şey bulduğunu söylüyor. Ardından Pentagon'un açıklaması "Uzaylılar aramızda mı?" diye insanlara sorduruyor. Ne oluyor bu dünyada? Ne oldu da sığamıyoruz bu dünyaya? Çünkü nüfusumuz çok fazla arttı. Ekonomik kriz, siyasi kriz, pandemi, savaşlar derken gerçekten dünya büyük bir yoksulluğa sürükleniyor. Çiçek aşısını İngilizlerin bulduğunu biliyor muydunuz? Çin önce Covid'i çıkardı, ardından aşısını herkesten önce buldu ve de tüm dünyaya aşı sattı. Ekonomisini biraz da olsa rahatlattı. Ancak dünyanın planı için henüz rahatlatamadı. Çünkü dünya nüfusu hala çok fazla. Sıradaki İngilizler. Bakalım ondan sonraki kim olacak? Muhtemelen Amerika olacak. Sahte bir uzaylı saldırısıyla dünyayı tekrar tehlikeye atacak. Peki, oldu da bu virüse yakalandınız. Nasıl anlarsınız? Çok yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, yorgunluk, üşüme, buna benzer bir sürü şey. Hemen doktorunuza başvurunuz. Bunlardan birisi varsa. Artık Covid-19 değil, maymun çiçeği virüsü teşhis koyacaklar. Ne oluyor da bu virüsler sürekli çıkıyor? Bunun sebebi artık dünya insanlara yetmiyor. Dünya nüfusunu bir şekilde azaltmaları gerek. Ancak bunu nasıl yapabilirler? Savaşarak yapamazlar. Bunu böyle ne olduğu belirsiz virüslerle yapabilirler. Ve de başka bir dünyadan gelen varlıklarla savaşarak. Tabii ki başka bir dünyadan gelmiş süsü vererek. Maymunlardan bulaştığı düşünülen maymun çiçeği hastalığı aslında maymunlardan değil, tropik hayvanlardan bulaşmaktadır. O sebepten dolayı ilk olarak Afrika'da çıkmıştır.
Çıkış sebebi ise yabancı kaynaklardan detaylı bir şekilde araştırmama göre bir maymunun çocuğa saldırmasıdır. İlk vaka olan küçük bir çocuktur. Maymun çocuğu çiziyor ve yaraları enfeksiyon kapıyor. Enfeksiyon kapan yaradan dolayı da böyle bir virüs bulaşmaya başlıyor. Bir kişi 6 kişiye ulaştırdığına göre virüsün hızla yayılması muhtemel. Bu virüs yıllar önce de vardı. Ancak yıllar önce nüfusumuz bu kadar kalabalık değildi. Gıda sıkıntısı yaşamıyordu. Bugün Amerika dahil enflasyon açıklıyor. Dünya çok büyük bir krizde. Sadece bizim ülkemize bakarak yorumlamamamız gerek. Şu anda ülkeler para kazanma yarışına girmiş durumda. Ekonomisini düzeltmek için her şeyi yapabilecek durumdalar. Pandemi de bir oyundu, bu da bir oyun. Ancak sert bir oyun. Çünkü insanların canına mal oluyor. ...2050 yılını gördüğümüzde Afrika'nın nüfusu 2,5 milyarı geçecek. Sorun burada başlıyor. Afrika'dan çıkan bir virüs önce Avustralya'ya, ardından Amerika'ya, Türkiye'ye ve tüm Avrupa'ya sıçrıyor. Nüfus azaltma işlemi devam ediyor. Ancak işe yaramıyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Covid-19'da olduğu gibi tüm kurallara uyarak, kendimize dikkat ederek hayatımıza devam edebiliriz. Altında bir sürü şey çıkabilir. İnsanları yalnızlaştırmak istiyorlar. Çünkü artık kapitalizm bitiyor. İnsanlar kapitalizmden sıkıldı. Kapitalizmin bir üst seviyesi ne olacak ben de bilmiyorum. Ancak bu virüs tamamen bir oyun ve de dikkat etmezsek hepimiz öleceğiz. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz nedir? Dünya var olduğundan bu yana 1750 hastalık veba türedi. Ve de bunların hepsinin sorumlusu insanlar. Acaba dünya insanları istemiyor mu? Bu dünyaya çok mu zarar veriyoruz? Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.